Efendim ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 9'da olduğu gibi bu akşam da sizlerleyiz. Gerçekten önemli, gerçekten kritik bir akşam. Bu akşam Amerikan Merkez Bankası'nın sürpriz bir faiz indirimi bizi karşıladı. Dünya koronavirüs haberleriyle çalkalanırken bugün G7 Maliye Bakanları, Merkez Bankası Başkanları toplanmışken gözler Amerikan Merkez Bankası'nda ayın 18'ini beklerken bir anda FED çıktı. Sürpriz bir faiz indirimi yaptı. 50 bas puanlık bir Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz indirimi geldi. Biz bu akşam derinlemesine bir şekilde bu sürpriz faiz indirimini konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Selva Demiralp bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selva Hocam aynı zamanda Amerikan Merkez Bankası'nda görev yapmış bir iktisatçı. Denk geldi hocam. Öyle oldu. Evet, biz planlamamıştık ama iyi oldu. İyi ki geldiniz. Ve Profesör Doktor Ege Yazgan. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ege hocadan da hem Türkiye yansımalarını da alacağız bu önemli faiz kararının. Öncelikle isterseniz bir Powell'a bakalım. Amerikan Merkez Bankası Başkanı sadece faizi indirme açıklamasıyla kalmadı. Kameraların karşısına da geçti. Biliyorum dedi, bu faiz indirimi virüs meselesini çözmeyecek, bunu tedavi etmeyecek ama finansal koşullar sıkılaşmaya başlamıştı. Bunu rahatlatmamız gerekiyordu dedi. İzleyelim Washington'da Fed Başkanı nasıl açıklamış bu sürpriz faiz indirimini. Bugünün erken saatlerinde Federal Açık Piyasa Komitesi 50 bas puanlık bir faiz indirim kararı açıklamıştır. Federal fonlama faizi hedef aralığında ve bu hedef aralığını 1'de 1.25'e çekmiştir bu karar. Meslektaşlarım ve ben bu kararı görünüme olan riskler karşısında ABD ekonomisini güçlü tutmak adına aldık. ABD ekonomisinin temelleri güçlü kalmayı devam etmektedir. İşsizlik oranı bir yıldan uzun bir süredir 50 yılın düşüğünde seyretmektedir. İstihdam artışları güçlüdür ve ücretler de artış göstermektedir. Bu güçlü iş piyasası koşulları güçlü devam eden hane halkı harcamasını desteklemektedir ki bu da ekonomik büyümeyi son bir yıldır en büyük destekleyen şey olmuştur. Ocak'taki Federal Açık Piyasa Komitesi'nde devam eden ekonomik büyüme koşullarının elverişli olduğu düşünülmüştü ve para politikasının bu görünümü desteklemek için iyi bir pozisyonda olduğu düşünülmüştü. O zamandan beri koronavirüsün yayılması yeni riskler ve yeni zorluklar ortaya çıkarmıştır. Virüs dünya çapında birçok toplumu etkilemiştir ve dualarımız bundan etkilenen insanların yanındadır. Salgın aynı zamanda ekonomik aktiviteyi birçok ülkede zorlamıştır, bozmuştur ve finansal piyasalarda büyük hareketlere sebep olmuştur. Virüs ve onu kontrol altına almak için atılan adımlar ekonomik aktiviteyi bariz bir şekilde hem burada hem de yurt dışında bir süredir baskılamaktadır. Biz turizm ve seyahat endüstrilerinde etkilerini görmeye başladık ve küresel tedarik zincirine bağlı sektörlerde endişeler olduğunu duymaya başladık. Ancak ekonominin ne kadar etkileneceği çok belirsizdir ve durum da hala belirsizliğini korumaktadır. Bu sebeplerden ötürü komite ABD görünümüne olan risklerin bariz bir şekilde değiştiğini düşünmüştür ve bu yüzden para politikasını ABD ekonomisini daha fazla destek sağlamak için gevşetme kararı verdik. Tabii ki bu zorluğun nihai çözümü diğerlerinden gelecektir. Özellikle de sağlık uzmanlarından gelecektir. Ancak biz üzerimize düşeni yapacağız ABD ekonomisini güçlü tutmak için bu zorlukla baş ederken. Her zamanki gibi kararımız Kongre'nin bize verdiği görevleri yerine getirmek içindir. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı içindir. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda gelişmeleri ve görünümü, ekonomik görünümü olan sonuçlarını çok yakından izlemeye devam edeceğiz ve ekonomiyi desteklemek için araçlarımızı uygun olduğu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Arkamda gördüğünüz ekran dünya haritasında küresel merkez bankalarının faiz indirimleri, pembeyle gördüğünüz ekranlar faiz indirimine imza atan yılın başından bu yana merkez bankaları. Bakın Amerika'da bu faiz indirimine katıldı. Türkiye'nin de bu faiz indirimi sürecine katıldığını ifade edelim. İki değerli hocam burada ama önce faiz indiriminin yapıldığı yere Amerika'ya dönmek istiyorum. Sevgili Melike Ayan karşımızda olacak. Melike gerçekten hepimizi şaşırttı. Seni de bir saat önce de stüdyomuza getirtti bu Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararı.
Nasıl yorumlandı? Piyasalar biraz sallanmış gibi görünüyor. Bir sarsıntı var. Yani bunu bir borsalar cephesi pek olumlu algılamadı. Amerikan 10 yıllığında 1.02-1.03'lere kadar bir düşüş var. Bu sürpriz diyoruz biz ama nasıl yorumluyor Amerikalı yatırımcılar, analistler? Senden bu sürpriz faiz indirimi önemli kararı bir toparlamanı rica ederim. Evet, sürpriz. ABD medyasında da acil faiz indirimi olarak adlandırılan bu faiz indirimi ve Fed'in başkanı Powell'ın konuşması yankı yarattı gerçekten. Ama Malezya'dan, Japonya'dan, diğer Avrupa Merkez Bankalarından sonra bunun olacağı belliydi. Her şey G7 finans bakanlarının bir araya gelip basın toplantısında tüm ülkeler ellerinden gelen her şeyi almalı ve bütün ellerindeki güçleri kullanmalılar demesiyle başladı. Zira bu özellikle ABD içinde Trump'ın da baskısıyla Powell'a da bunu yaptırttı. Çünkü Powell'ın da dediği gibi ekonomik görünüme risklerini gördük ve o yüzden böyle bir karar aldık diyor. Ama işte piyasa çok bundan tatmin olmadı. Neden? Neden şimdi piyasa düşüyor çıkmak yerine? Çünkü 50 baz puanlık indirim yeterli görülmüyor. Zararı bu virüsün daha fazla tahmin ediliyor ve belirsizlik de olduğu için borsanın düşüşü devam ediyor. İşte böyle bir günde bir yandan da Hazine Başkanı Steven Mnuchin'in sözleri ve yorumları önemliydi. Çünkü henüz SEC ile ABD'nin SPK'sı ile konuşmadım. Çünkü şu anda halt trading aktivite dediğimiz özellikle acil durumlarda trading'in durdurulması gibi bir yere gelmedik. Şimdi bunu söylüyor, bir yandan da 2021 bütçesini hazırlaması için bugün ve bu hafta toplantıları var ve bunu da hesaba alacağız. Koronavirüs etkisini, faktörünü de hesaplıyoruz diyor. Gerçekten Sogcen'den birçok analistin, portföy yöneticisinde dediği gibi 50 baz puan yetmez ki Trump da aynı şekilde tweetini hemen attı. Ve içeri baktığımızda hem sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün tamam panik yapmayın ama bunu bir şekilde kontrol altına almak için bütün stratejilerinizi geliştirin demesi önemli. Zira Güney Kore, İran'da, Japonya'da hastalanan sayısı gittikçe artarken New York'ta da şimdi bu hastalanan sayısı ikiye çıktı. Aslında test aleti çok yeterli olmadığı için bunun 80 bin 100 binlere çıkması bekleniyor fakat tabii bilinmiyor. Henüz bilinmiyor. İşte bu devam ederken ve bütün bu haberler Japonya'da, Tokyo'da olimpiyatlar olacak. Bununla ilgili önlemler ama New York içinde, ABD içinde birçok fuarın ve şovun ertelendiğini, iptal edildiğini görüyoruz. Bu panik satışı yaratmaya zaten kafi. Sokaktaki vatandaş da bundan tedirgin olmuş durumda. Ofisler, şirketler ve hastaneler gerekli önlemleri almaya çalışıyor. New York'ta birçok lisenin kapatıldığını görüyoruz. Okulun kapatıldığını görüyoruz. Ve Fed yetkilileri de konuştu. Konuşmaya devam ediyorlar. Arta Messer'la Charles Evans'ın da konuşması bekleniyor. Böyle bir günde özellikle bütün bunlar olduktan sonra Powell'ın yaptığı sakinleştirmek yerine biraz daha şu anda satışa itti. 2 yıllıkların faizlerinin 0.70'lerin de aşağısına indiğini, 10 yıllıkların birlere düştüğünü görüyoruz. Altın nerede? Yukarıda, en yukarıda, çünkü güvenli liman olduğundan diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayhan, çok teşekkürler. Saat 10'da 11'de yine New York temsilcimiz karşımızda olacak. Biz dönelim stüdyomuza, yorumlamaya başlayalım. Önce Ege Hocam, izninizle Selvi Hoca'dan başlamak istiyorum. Değerli Hocam, nasıl yorumluyorsunuz? Önce bir şaşırdınız mı, öyle söyleyeyim? Şaşırdık tabii. Yani şaşırttı değil mi? Şaşırttı kesinlikle. Uzun süredir FED bu tür sürprizler yapmıyordu. Her ne kadar Cuma günü Powell biraz alıştırmıştı piyasaları ama bu, yani ben en azından FOMC toplantısına kadar bekler 2 hafta diye düşünmüştüm. Evet, şaşırdık. Yani bu tür bir acil faiz indirimini en son 2008 krizinde görmüştük zaten. Bence esas moralleri bozan da o oldu. Eyvah, hakikaten 2008 gibi bir kriz mi geliyor endişesini ister istemez piyasalarda yaşattı. Ama Fed bu riski göze alıp da bir faiz indirimi yaptıysa da gerçekten endişeli, telaşlı demektir. Yani o zaman da zaten aman insanları telaşa düşürmeyeyim diye yapmanız gerekenden geri duramıyorsunuz tabii ki. Yani bugün o 15 dakika konuştuğu zaman Powell aslında faiz indirimlerinin devamının da kapısını açık bıraktı. Olabilir, şartlar değişirse onu da yaparız. Şu anda çok büyük bir belirsizlik var dedi. Ama bence bir 50 baz puan daha gelse de piyasaların
bilakis daha da bence pesimist bir tablo olacak. Çünkü elimde zaten cephanesi kalmayacak. Yani şu anda zaten 1-1.25 aralığında bir 50 bas puan daha düşürse o zaman bu demektir ki zaten hani diyelim ki 2 hafta sonra 50 bas puan daha indirdi. Fed ciddi olarak bir resesyondan, global resesyondan endişe ediyor. Ve bunu elinde 75 bas puanlık bir silahla karşılıyor. Esas o zaman panik olur bence. Ama şunu görüyoruz. Yani bu makroekonomik temellerden çok finansal istikrar amaçlı bir faiz indirimiydi. Çünkü metine de koymuşlar. Amerikan ekonomisine baktığınız zaman işsizlik düşük, enflasyon çok fena değil. Ama bu yıllar süren QE politikaları, piyasalara para enjekte etme politikaları sonucunda borsalarda ya da işte varlık fiyatlarında bir şişkinlik var. Hı hı. Endişeleri burada ani bir düşüş olur. Bu da bir finansal krizi tetikler mi? Geçtiğimiz günlerde çok ciddi Amerikan borsalarının çakıldığını gördük. Bunları göz ardı edemedi FED. Ve dedi ki evet ben de biliyorum benim elimdeki faiz sonuçta koronavirüsün bir ilaç değildir. Ama güven aşılayacaktır topluma. Moraller düzelecektir ve finansal koşullardaki sıkılık sonuçta gevşeyecektir. Yani bu hasta ziyaretine bir demet çiçekle gitmek gibi. O çiçek hastayı belki fiziksel olarak iyileştirmiyor ama moralini düzeltiyor. Fed'in yaptığı da oldu bugün. Finansal koşullardan bahsettiniz. Amerikan borsalarında burada düşüş devam ediyor. 500 puana yakın aşağı bir hareket var. Bu Goldman Sachs'ın ABD Finansal Koşullar Endeksi. Aslında uzun süredir aşağı doğru finansal koşullar Amerika'da gevşediğini görüyorduk. Ta ki bu virüs meselesiyle beraber değerli hocam, Şubat ayıyla beraber finansal koşullarda Amerika'da ciddi bir sıkılık görüyoruz. Karar sonrası biraz aşağı gelmiş gibi görünüyor ama son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal koşulların sıkılaştığını, yani ekonomik büyüme önünde bir zorluk oluşturan bir tabloya doğru sanki gidiliyor gibiydi. Bu akşamki FED kararı geldi. Daha da sormaya devam edeceğim ama Ege hocamdan, Ege Yazgan'dan da bir değerlendirme alayım. Sizi şaşırttı mı hocam bu FED kararı? Öyle başlayalım. Ya şimdi tabii bugün olması şaşırttı doğal olarak, yani hepimizi yani olduğu gibi. Yani sürprizim adıyorsunuz. Evet yani bu ama yani bunun olabileceği tabii o kadar da hani beklenmeyen bir şey değildi. Bunu 3 aşağı 5 yukarı herkes koronavirüsüyle bağlantılı olarak düşünüyordu. Hı-hı. Şimdi şöyle toparlayayım ben. Yani bu birincisi elbette şu anda daha tam ne olacağını konuda bilmiyoruz. Yani bu konuda hani tıp uzmanlarının bir açıklama yapması lazım. Yani dolayısıyla ama yani bu daha ne kadar yaygınlaşabilir ve nasıl olabilir? Ama şöyle düşünelim. Yani bu iki türlü bir şok ekonomi üzerine. Bir, talep şoku. Hı hı. Çünkü zaten buradan gelen etkiyle işte sonuçta bir kötümserlik yayılıyor. Bu tüketimi düşürüyor vesaire. Onun dışında işte tasarruf davranışlarını arttırıcı, o endişeyi arttırdığı için şudur budur. Bu tarafı var. Bu tarafıyla baktığınızda tabii ki böyle buna bir Merkez Bankası'nın böyle bir faiz aletiyle cevap vermesi normal. Yani o açıdan baktığınızda. Şimdi tabii bir de bunun ama o kadarla bitmiyor tabii. Bu aynı zamanda bir de arz yönlü bir şok. Şimdi eğer daha da gerçi biz oraları görmedik. Nasıl bakarsınız? Şimdi yani arz yönlü ki, şok ne demek? Fabrikaların bir şekilde çalışmaması esas evet, değil mi? Mesela. Hı. Yani çünkü insanlar sokağa çıkmıyorlar, işe gidemiyorlar. Böyle bir duruma gelebilir bu gidişat. Şimdi bu yani orada dolayısıyla üretim aksıyor. Yani sırf bu şey değil. Şimdi turizm vesaire falan yine o bir talep şoku tarafında ama böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman üretim sürecini aksatacak bir şeyi. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman bu arz yönlü de bir şok. Buna tabii para politikası cevap vermekte yetişmez. Yani hmm. burada ciddi aslında beklenilen bunun bir maliye politikasıyla ve çok hızlı ve aslında yapılacak olan yani anında cevap verilmesi gereken şeyler olabilir. Şimdi buraya hazır mı dünya, öyle bir yerde mi? Şu anda öyle bir işaret Çin'de dahi pek görmedik yani. Hani o tarafını görmedik. Umarım zaten o kadar genel iş oraya gitmez. Şey değil. İş oraya gitmez. Yani o dolayısıyla iş oraya gittiği zaman tabii bunu Selva Hocam da anlattı zaten. Bunun hani yani öyle faizle vesaireyle falan çözülebilir bir tarafı. Söz konusu olmaz. Bir de şöyle düşünün. Zaten 2019'da dünya ekonomisi, şimdi baktığınızda 2.9 galiba büyümesi. Zaten dünya ekonomisi için 2.5 büyüme resesyon demek. Yani şimdi
Dolayısıyla OECD aşağı çekti büyüme tahminini 2.4'e sanırım. Evet. Şimdi bu resesyon işaretini zaten bütün finansal varlık fiyatlamaları bundan önce orayı gösteriyordu işte 10 yıllıkların düştüğü yerler vesaire falan bunların hepsi belli. Dolayısıyla zaten 2019'da atlatılmış bir resesyon var. Fed zaten o resesyona malum olarak orada faiz artışı beklerken indirimler gerçekleşti. Şimdi Fed'in bunu yapacağı 3 aşağı 5 yukarı böyle bir resim altında burada belli. Çünkü dünya inanılmaz borçlu bir dünyadayız. 2010 yılından beri krizden sonra borç olanları dünyanın hiç görmediği oranlarda bir yere geldi. Böyle bir oranda bütün dünyanın resesyona girmiş olmasa farklı bir finansal krize doğru da götürür. O anlamda yani bu bütün bunları bir araya topladığınız zaman bugünkü faiz şeyine böyle çok da şaşırmamak gerekiyor. Ama bu yeterli olur mu derseniz yani bu korkulanlar gerçekleşirse tabii ki yeterli olmaz. Peki Selvi Hocam şimdi farklı değerlendirmeler var. Şöyle bakıyorsun yorumlara diyorlar ki Fed yanlış yaptı diyen var. Yani tabii oturduğumuz yerden koskoca Amerikan Merkez Bankası'nın ya bu Fed de bilmiyor bu işi, Fed yanlış yaptı demek ne kadar etik onu bir kenara koyuyorum. İkincisi ya kardeşim faiz indirimiyle virüsü mü yok edeceksin? İnsanlar dışarı çıkmıyor, faiz indirirse ne olur diyen bir taraf daha var. Üçüncüsü hocam, üçüncü eleştiri Fed yine piyasaların tehdidine boyun eğdi diyenler de var. Çünkü siz de bahsettiniz. Ege hocam da bir miktar vurgu yaptı. Amerikan endekslerinde müthiş bir satış oldu ve bunun üzerine Fed hemen durun dedi. Sakin olun. Ben geliyorum, geldim. Bu üç eleştiriye bu 50 bas puan şimdi 25 de gelmedi hocam. Bir anda 50 ile geldi. Hani panik butonuna bastı diyorlar. Amerikan Merkez Bankası Fed. Ne dersiniz? Çok zor. Yani ben canı gönülden Fed'in bağımsız karar verdiğine inanan bir iktisatçıyım. Onun için Fed'in doğru bulduğu için bu kararı aldığını düşünüyorum. Onu yine ayrıca da daha detaylı anlatırız ama ben bunun bir Trump etkisiyle olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Fed bu hesabı yapmıştır, hesabı kitabı yapmıştır ve hareket etmezse bunun doğuracağı risklerin daha büyük olacağına karar verdiği için bu adımı atmıştır. Yeterli olur olmaz onu onlar da bilmiyorlar. Powell da söyledi zaten. Şu anda koronavirüsü ile ilgili çok fazla belirsizlik var. Ama işte bir yandan biliyorsun sen de işte 25 derecede bu virüs ölecekmiş. Yani bu eğer hani 1-2 ay içerisinde bitecekse sonuçta bu kadarla kalacaksa şu borsa hareketi ya da finansal piyasalardaki hareketi o zaman ben kontrol edebilirim diye düşünüyor Fed. Yani bu sonuçta Fed'in yenebileceği bir savaş. Elbette ki bütün dünyaya yayılır, arz zincirlerini etkiler. O zaman zaten yapacak bir şey yok ama şu sınırlar içerisinde kalacaksa bu konuda yapabileceğim bir şey var. Elimde de silahım var, bu kararı verdikten sonra da beklemeyeyim şeklinde Powell bunu bize açıkladı. Ama bence en şu anda yapılmaması gereken Trump'ın çıkıp işte Fed faiz indirsin ya da işte yetmedi daha da indirsin demesi. Çünkü para politikasının etkinliğini en fazla azaltacak şey insanların Merkez Bankası bunu kendisi doğru bulduğu için değil de siyasetçi ona yap dediği için yaptı inancını insanlara inandırmanız, o algıyı yaratmanız. Çünkü neden? O zaman para politikası optimal olandan yani işte Fed için nedir bu? Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı bunun için değil, Trump'ı memnun etmek için eğer karar alıyorsa o zaman bu enflasyonisttir ve sizi uzun vadeli hedeflerinizden saptırır. Buna insanlar inanırlarsa da zaten sizin bütün o çıpalama, beklenti yönetimin gücünüzü kaybetmiş olursunuz. Kredibilite tamamen ortadan kalkar. Ama şimdi çıplak gözle bunu görebilmesi insanların çok zor. Çünkü bir tarafta Fed'e faiz indir diyen bir başkan var. Onun yanında da faizleri indiren bir Fed var. O zaman Fed bağımsız olarak mı bu kararı aldı yoksa Trump dediği için mi? Şimdi dediğim gibi bu çıplak gözle görülemez. Burada işte iktisatçılar devreye girer. Siz bunu ölçerseniz, biçerseniz ve Trump'ın etkisi olmadan şu anki makroekonomik ve finansal koşullar altında Fed o kararı alır mıydı, almaz mıydı? Bunu hesaplamalarla yapabiliyorsunuz ancak. Ve benim yaptığım hesaplamalarda görüyorum ki bu yani Powell ya da eski bir Fed geleneği Merkez Bankası, yani Amerikan başkanının ya da siyasetçilerin bu tür söylemlerinden bağımsız hareket ediyor. Yani bunu böyle söylediğim zaman insanlar anlamakta zorlanıyorlar. Bu şunun gibi bir şey. Diyelim ki sen şimdi başının ağrıdığından şikayet ediyorsun. Evet. Ben de diyorum ki
ya ağrı kesici al, başının ağrısı geçer diyorum ve sen de gidip ağrı kesici alıyorsun. Şimdi ben dediğim için mi ağrı kesiciyi aldın, yoksa normalde zaten başın ağrıdığı zaman ağrı kesici alıyor muydun? Senin geçmiş davranışına bakmamız lazım. Ben bunu söylemeden de sen eğer özgür iradenle başın ağrıdığında ağrı kesici alıyorsan benim lafımla hareket etmedin. Ama ben çıkıp ortada ben dedim de onun için Barış ağrı kesici aldı dersem işte ortalıkta bir bilgi kirliliği yaratıyorum. Ve senin kredibiliteni yani kendi başına o karar veremez ben söylediğim için yaptı şeklinde de ortalığı bulandırıyorum. Trump'ın yaptığı bu şu anda. Peki bu değerli hocam eleştirilere ne diyorsunuz? Yani piyasaların Amerikan Merkez Bankası bir şekilde bu baskısına boyun eğdi eleştirisine. Trump'ın baskısından yine değerli hocam ifade etti. Daha bu hafta içerisinde açıklamalar yaptı. Bir gün önce Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin ve Beyaz Saray'ın baş ekonomi danışmanı Kudlow Amerikan Merkez Bankası'nın acil bir toplantıyla faiz indirmesi gerektiğinden bahsetti. Ve biz dedik yok canım yani o kadar da değil Fed'de bu yani gerek kalmayacak buna zaten belki 18'inde 25 yapacak diyorduk. Ama hemen arkasından geldi. Şunu da ekleyelim. Bugün G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile koordineli bir aslında belki bir hareketin de başlangıcı olabilir bu. Birçok Merkez Bankası'ndan benzer hareketler de görebiliriz. Ne dersiniz? Şimdi oradan pek bir şey çıkmadı. Yani o G7'nin açıklaması... Bu amaç, bu mu acaba çıkan yoksa? Hani işte belki de bu. Ha, açıklamada ama, bir şey doğru söylüyorsunuz. Evet yani o anlamda hani bir şey... Yani o tabii daha ileriki safhalarda onların koordineli olarak ne yapacaklarını falan göreceğiz. Belki de budur çıkan. Ondan da... Hı-hı. Ama şimdi galiba bu karar oy birliğiyle alınmış. Evet evet oy birliğiyle. Yani şimdi... Hiçbir yani itiraz böyle, yok. Bir itiraz yok. Şimdi böyle şimdi bu tahmin tabii ama Trump'ın baskısı altında bu karar alındıysa bunun oy birliğiyle çıkmasını ben beklemezdim doğrusu. Yani hani orada mutlaka bir iki itiraz olurdu gibi geliyor bana. Dolayısıyla bunun oy birliğiyle alınmış olması muhtemelen bunun yani burada bir siyasi baskı olmadığını. Ya bunun kendileri gerekli görmüşler bunu biraz önce. Ya bunun gerekli görünmesi için ortada da bir şey yok falan denilecek bir durum da yok. Yani nereden finansal, çıktı bu faiz indirimi yani diyecek bir durum yok diyorsun. Yani şimdi bu gerçektir değildir. Yani korona virüsünden oluşan bu tehdit vesaire ama finansal piyasanın fiyatlaması bunu nasıl yaptı ortada. Buraya nasıl geldiğimiz de meydanda. Dolayısıyla buna böyle bir resesyonist harekete yani beklentiler üzerine kurulu bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani bütün ekonomiler öyle şu çağımızda. Dolayısıyla böyle bir şeyle cevap vermiş olması yadırganacak bir durum değil. Şimdi öyle değerlendiriyorum ben bu hareketi. Hı-hı. Şimdi piyasaya gelince piyasa tabii yani piyasa buradan tabii bunu belki de şöyle de yorumlamış olabilir. Onu şurada gör borsalar aşağıya vesaire doğru gidiyor. Hani bu gerçekten bu tabii şimdi şu da olmuş olabilir. Yani bu onlar için böyle bir tehdidin tescili anlamına gelip daha da bu sefer oradaki kötümserliklerini arttırmaya doğru gitmiş olabilir. Ha şimdi bu böyleyse o zaman bu hareketin yani hani işe yarayıp yaramadığı da ayrı bir konu. Ama bu da hani bunun işe yaramamış şu anda hani böyle işe yaramamıştır falan denilecek bir durum söz konusu değil. Henüz biraz duralım bu piyasadaki hareketliliğinde. Geçici olabilir çünkü bunlar bir yarını öbür günü falan bekleyip biraz daha olayın sakinleştiği zaman nasıl hareket ettiğine bakmak lazım. Ama böyle bir etki var sanki yani bu gelen etki daha da yani bir korkunun tescili noktası. Korkunun tescili gibi geldi piyasaya belki olabilir. Yani hocam ne dersiniz bu yani şimdi çünkü şimdi şu argüman var ya borsalar düştü. Çok sert geldi. Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz indirimini istedi. Tamam geldi. Geldikten sonra endeksler düşmeye devam ediyor. Ya demek ki o zaman bu taleple ilgili yani Fed'den faiz indirimi gelsin, borsalar yine yukarıya gitsin. Bu söylem düşüyor gibi görünüyor. Bakın 600 puan Dow Jones aşağıda, S&P %2 aşağıda, Nasdaq %1.2 aşağıda. Yine sert düşüşler görüyoruz. Hocam diyor ki bu aslında bir korkunun tescili anlamına da gelebilir finansal piyasalar için. Öyle tabii yani ben de zaten FED karar verirken en tahmin ediyor mudur FED? Yani böyle bir yani biz bu faiz indirimi yaparsak korkuyu acaba biraz daha besler miyiz? Tabii endişesi FED üyelerinde yani olmuş mudur? Tabii ki o kararlar alınırken o senaryolar yazılıyor zaten. Şu kadar yaparsak bunun piyasa tepkisi ne olur? Ne gibi bir insanlardan reaksiyon alırız? Bunu yaparsam ne olur? Bütün artılar eksiler değerlendirildikten sonra ondan sonra kendilerine göre en uygun olan kararı alıyorlar. Yani bence de bugün
bir yandan bir karar aldığımız zaman insanları daha çok panik getirmeyiz diye düşündüler. Hı hı. Bir yandan da eğer gecikirsek yani hele de bugün... Hocam nasıl gecikeceğiz? Bence, 18, yani çok özür dilerim ama oyun 18'de zaten toplanıyorsun. Hani gecikecek bu noktada nereye gecikiyorsun? Yani o 15 gün sonra zaten toplanacaksın. G7 toplantısının herhalde bugün gelmiş olması, bugünün sembolik olarak önemi o herhalde. Hı, yani tabii. Onun hemen arkasından hani bakın biz de burada bu toplantı boşuna değildi, işte kararımızı da aldık. Şimdi maliye politikasında ki Powell bugün biraz onu söyledi. O toplantı hani G7'de çıkan sonuçta duyuruda hem para politikası hem maliye politikası söylüyor dedi. Belki bu biraz maliye politikasına zaman kazandıracak yani Fed'in şu andaki hareketi. Ama yani piyasalarda ilk anda bir olumlu tepki verildi. Bu hani knee jerk reaction diyoruz. Hani bir dizinize çekiçle vurduğu zaman doktor bir anda bacağınızı yukarıya atıyorsunuz. Ama daha sonra da ya acaba Fed bunu yaptı gördüğü çok daha karamsar bir ekonomi mi diye de düşünmeye başlıyorsunuz. Bizde de ilk önce mesela dolar TL'de Türk lirasının değer kazandığını gördük ama biraz bu haberleri hazmedince böyle de gitmeyebilir. 6.10'a çünkü geldi. 6.05'in altını görmüştük. Şu an yeniden 6.10 seviyesine kadar toparladı dolar yani TL. Biz her şey yolunda ama ben ihtiyati olarak faiz indiriyorum diyen bir Fed'i çok seviyoruz. Çünkü o gelişmekte olan ülkelere olan risk iştahını da canlı tutuyor. Ama işler çok kötü. Şimdi bir 50 yaptım acil olarak devamı da gelir şeklinde bir Fed bizim de hiç hoşumuza gitmeyecek. Çünkü bir anda para bütün gelişmekte olan ülkelerden işte altına gidecek, yine ana vatanına gidecek. Hmm. Bunu geçmişte de gördük. Hocam şu arz noktasını biraz daha açalım isterseniz. Yani Fed'in faiz indirim belki gerçi finansal piyasaları bile şu an için bugüne pek bir yaramamış gibi görünüyor ama o konuda dediniz ki ya Barış bir görelim yani ilk gün tepkiyi belki ihmal edebiliriz. Arz yönlü yani işte izleyicilerimize yazıyorlar koronavirüsün ilacı faiz değildir. Yani virüse Fed aşısı falan böyle bir dolu üzerinden esprili başlıklar atılabilir ama bu noktada insanları daha düşük faizle harcamaya, sokağa çıkmaya, ne bileyim ticari faaliyet yapmaya nasıl sevk edeceksiniz? Yani burada amaçlanan belki sadece finansal varlık fiyatlarını belki yukarıya götürmek olabilir ama bugün bakıyorsun varlık fiyatları da aşağıda. Şimdi ya o kadar ciddi bir şey panik vesaire bir havası varsa tamam yani sonuçta faiz ya öyle bir talepteki çöküşü yaratacak kadar bir durum ortaya çıkıyorsa elbette tabii yani faiz oranının orada bir etkisi olmayabilir yani ona diyecek ama zaten öyle bir durum ortaya çıkmışsa o zaman iş talep şokunun çok ötesine gitmiştir. Yani öyle bir durum varsa eğer o zaman başka türlü şeyler olacak. Hani başlangıçta söylediğim gibi yani insanlar işe gitmeyecekler. Mesela şimdi bu ne demek yani hani üretim duracak falan demek yani oraya gelmişsek eğer bu olur. Şimdi böyle bir yani burada değiliz daha henüz sanki bu ama şu da var tabii. Ya bunları bilmiyoruz. Ya tutanaklar açıklanınca bunda içinde ne olacak falan ne onları da göreceğiz. Evet, ne konuştular falan filan onları da göreceğiz ama şu olabilir tabii. Yani bu tabii şimdi bu hastalığın başlangıcı en nihayetinde daha Çin'de bile tabii tepe noktasına varıp varmadığını söyleyemiyor kimse. Dolayısıyla hani oradan aşağıya doğru bir inişe geçecek mi, geçmeyecek mi ama şu an itibariyle Batı dünyasında daha yükselme evresinde olduğu kesin. Yani o net. Şimdi belki bunu düşünüyorlar. Yani hani bu tırmanmaya geldikçe bunun yaratacağı bir panikle vesaire. Şu anda müdahale edelim buna. Ama bu bir işe yarar mı, yaramaz mı? Tabii elbette finansal piyasalardaki paniği dindirmeye yetmemiş gibi görünüyor şu an itibariyle. Baktığımız zaman ne yapacak etmezse belli bas puanda ama yani hani falan öyle gidecek herhalde. Ondan sonra ama zaten dediğim gibi eğer gerçekten hakikaten burada korkulan piyasanın korktuğu çok daha ciddi bir durum ortaya somut verilerle önümüzdeki günlerde çıkmazsa benim tahminim bunun geriye doğru gideceğidir. Bu 50 finansal piyasaların buradaki şu anki paniğini biraz geriye doğru alır gibi geliyor bana ama bunları yani dediğim gibi bunları ancak önümüzdeki günlerde görebileceğiz yani. Evet. Ama şu anda çıkıp da efendim yani bu çok saçma bir harekettir. Böyle bir şey yapılamaz demek bana doğru görünmüyor. Evet. Yani anlatabiliyorum. Yani burada yani evet belki en nihayetinde sonuçta ex post olarak bunun yanlış olduğu ortaya çıkabilir. O ayrı bir mesele ama ne saçma sapan bir şey. Bu demek
bana doğru gibi gelmiyor. Yani burada yani yapılabilecek bir politika hareketi gibi geliyor. Hocam ne dersiniz? Ben de bir şey ekleyeyim. Buyurun. Yani şu anda borsaların düşmesine bakıp işte yaptılar hiçbir yanlış şey yaramadı. Yaptılar. Evet hiçbir şey yaramadı. Onu diyemeyiz. Çünkü işte counterfactual denen bir kavram var. Yani Fed bugün yapmasaydı o faiz indirimini ne olurdu? Evet. Onu bilmiyoruz. Belki de çok daha fazla düşecekti. Hmm. Onu bir derece azalttı. Yani az önce verdiğim örnekten gidelim. Hani ağrı kesici aldım, başımın ağrısı devam ediyor, işe yaramadı diyemezseniz almasaydım belki bin beter bir baş ağrısı olacaktı. Onun için yani şu anki tepkiye bakıp da hiçbir işe yaramadı diyemeyiz. Olmasaydı, yani bu faiz indirim kararı gelmeseydi ne olduğunu bilemiyoruz çünkü. Merkez bankaları hiç adım atmıyor, hiç topa girmeyecekler mi acaba korkusu belki daha belki daha bir daha büyük bir panik yaratacak. Finansal piyasalarda çöküş yaratabilirdi. Bir de şöyle düşün, yani G7 zirvesi olmuş, oradan laf çıkmış, Merkez Bankası'nda bir hareket yok. Aa, demek ki yani bu arada da virüs haberleri ortaya yayılıyor ve bir panik yayılıyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor bütün dünya. Şeyler buna seyirci kalıyorlar falan gibi şeyler de olabilirdi. Tabii bunları yani bilmek o kadar zor yani o nedenden dolayı hele bir hareket yapıldıktan sonra olmasaydı falan ne olurdu demek. Yani bunlar zor şeyler ama yani elbette şöyle düşünmek lazım. Yani efendim tabii ki amaç burada ya virüsü iyileştirmek değil faiz yani ortadan kaldırmak değil tabii. Yani oradan gelecek olan talep şokunun etkisini zayıflatmaya çalışmak, finansal piyasalardaki biraz paniği yitirmek, varlık fiyatlarını hızla aşağı için indirmek, resesyon beklentisini biraz düşürmek vesaire. Yani buna benzer şeyler bunların hepsi yani standart ekonomik politikalar. Hocam bir de Amerikan 10 yıllığını size sormak istiyorum. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde 1.03'lere kadar geldik bugün. Görmediğimiz tarihi dip seviyeler. Yani biz bunu belki 2008 krizinde bile görmemiştik ki tarihi diplerden bahsediyoruz. Bu kadar düşük faizin zaten Alman 10 yıllıklarını falan saymıyorum çok daha ciddi düşük seviyelere geldi. Bunun etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Bu faiz indirimi sonrası daha da aşağı geldi. Hatta 1.0183 şu an görüyorum. Neredeyse 1'in altına gidiyor Amerikan 10 yıllığı. Yani tabii ki faiz indiriminden sonra uzun vadeli tahvil faizinin de düşmesi sonuçta beklenen bir şey. Yani politika atmış olduğunuz politika adımıyla tutarlı bir adım. Ve tabii ki güvenli liman arayışı. Yani şu anda panik durumunda ne olur? Herkes gider Amerikan hükümetinin tahvilini alır. Yani talep artar. Oradan fiyat artar. Oradan da faiz düşer. Dolayısıyla bu şu anda tamamen piyasaların her şey batsa da Amerikan hükümeti batmaz şeklinde düşünüp Amerikan tahviline olan güvenli liman arayışını gösteriyor. Peki hocam burada devam edeceğiz. Ege Yazgan Profesör Doktor Selva Demirak burada. Londra'da da Cüneyt Başaran bizi bekliyor. Cüneyt iyi akşamlar, hoş geldin. Hakikaten tarihi bir akşamda beraberiz. Hiç beklemediğimiz yani bugün beklemediğimiz en azından 50 bas puanla Fed panik düğmesine bastı diyenler de var. Sen nasıl görüyorsun? Senin yorumunu da alalım. Biraz da senden değerlendirme rica edelim. Barış, bence hakikaten tarihi günlerden geçiyoruz ifadesinin hakkını vermek lazım. Tarihi günlerden şu anlamda geçiyoruz. Bugün Fed'in 2008'den sonra ilk kez olağanüstü bir toplantıyla, herhangi bir toplantısı yokken olağanüstü toplanıp 50 bas puan indirmiş olması zaten kendi başına tarihi bir günden geçtiğimizi gösteriyor. Ama bunun ötesinde faizlerin daha bu indirim olmadan önceki haliyle de şu anki haliyle de geldiği yer bizim de altını çizmek lazım. Sen biraz önce söyledin. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %1'e indi. Amerikan işte 2 yıllık tahvil faizi 0.70-75'lerde dolaşıyor. Ki bu şu demek. 2 yıllık Amerikan tahvili ile Fed faizi arasında büyük bir korelasyon vardır. 18 Mart'ta Fed'in 1.25 bas puan daha faiz ihtimalinin olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla tarihi günlerden geçiyoruz. Olağanüstü toplantılar oluyor. Fed faiz indirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın eli kulağında. Bir 10 bas puan oradan bekleniyor. Japonlar muhtemelen yapabilir. Bu anlamda tarihi. Faizler dipte tarihi. Ama bunlar belki kulağa iyi geliyor olabilir bazıları için. Fakat diğer taraftan da konu neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Faiz indirimine rağmen piyasalar niye sevmedi? Hisse senetleri niye hala satılıyor? Panikleyen birisi mi var? Acaba odada? Soru bu. Peki tabii klasik böyle eleştiri ya bu faiz indirimiyle virüsü nasıl çözeceksiniz? Bu faiz indirimine karşı
faiz indirimiyle mi virüste başa çıkacaksınız diye. Biz burada biraz stüdyoda değerlendirdik ama senin yorumunu da alalım. Ya bu böyle çok basit bir eleştiri mi? Yoksa Selva Hocam şöyle yorumladı. Biz bu faiz indirimi olmasaydı ne olurdu onu bilmiyoruz dedi. Dolayısıyla bunu bilmeden bu yorumu yapmak da belki biraz havada kalabilir. Senin bu konudaki değerlendirmen nedir? Burada tabii her iki görüşe de yer vermek lazım. Bir tanesi şu, bugün Fed faiz indirmeden önce de zaten dolar faizleri, gerek Libor'un durduğu yer, gerek işte kısa vadeli Amerikan tahvil faizleri, zaten Fed'in durduğu o 1.5-1.75 çıpasının oldukça altında duruyordu. Yani sen oraya gelsen de gelmesen de diyordu piyasa. Ben önümdeki beklentilere baktığımda koronavirüsünün üzerimizden geçtiği bu 1.5 aylık üzerimizden geçtiği sürecin yarattığı tahribata baktığımda ben zaten bunu fiyatlıyorum diyordum. O yüzden hani Fed bugün bu kararı aldı, işte olağanüstü toplantı yaptı, aldı, 50 bas puan birden aldı, bunlar tartışılır ama piyasa bir yerde duruyordu. Bunun bir altını çizelim. Benim de katıldığım kamp şu. Fed daha evvel böyle hareketler yaptı. Nadir de olsa yaptı. Diğer merkez bankaları zaten yapıyor. Sürekli faiz indiriyor, likitte pompalıyor. Şu an sistemde 2008 krizinden sonra hazırda bir birim varsa şu an 4 birimlik bir likitte var. Hepimiz biliyoruz bunu. Ama bu hamlelerin hepsi Amerika'da subprime yani mortgage krizi oldu. Ona müdahale olmak için yapıldı. Yunanistan batıyordu. Ona müdahale olmak için yapıldı. İtalya'da, İspanya'da bankaların zorunlu durumları vardı. Ona müdahale olmak için yapıldı. PIGS denilen ülkeler vardı Avrupa'da. Onlar için yapıldı. Ya da Japonya'nın çok uzun süreden beri devam eden bir büyüyememe durumu vardı. Onlar için yapıldı. Yani netice itibariyle ekonominin kendi çarklarının dönmemesiyle ilgili sorunlardan yapıldı. Şu anki konu korku. İnsanların işte Çin'den başlayan, dünyada 50 tane ülkeye yayılan ve 3000 kişinin hayatını kaybettiği, 90 bin kişinin teşhiste teşhis edildiği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın yani pandemik teşhisi koymasına ramak kaldığı diye tahmin edilen bir virüsün yarattığı dünyadaki birçok insandaki korku ve endişelerden dolayı kaynaklanan ekonomideki soğuma. İnsanlar harcamıyorlar. İnsanlar sokağa çıkmıyorlar. Fuarlar iptal oluyor. İşte seferler iptal oluyor ve insanlar durmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla ben de bugün hatta sosyal medyada böyle bir şey paylaştım. Acaba bugün Amerika, Çin, Avrupa Birliği'nin ilgili ülkelerinin sağlık bakanları yanlarına işte büyük uluslararası sağlık şirketlerinde, ilaç şirketlerini alarak aşı konusunda neredeyiz, nasıl ilerliyoruz, bununla ilgili ne noktadayız, yakın mıyız, uzak mıyız, Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili bir ortak bir açıklama yapsa ve hep beraber mesajı verse ne olurdu? Ya da faiz indirimi oldu, ne oldu? Ben bu faiz indirimler konusundaki eleştirilere bu noktada katılıyorum. Konu daha az faiz olunca insanlar dışarı çıkıp para harcar mı konusu değil bence. Cüneyt Başaran, bir kez daha döneceğim izninle, bir stüdyodan değerlendirme alayım. Seni biraz daha tutacağız orada izninle. Selva Hocam, bu aslında bir koordineli hareketin de başlangıcı mı? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Çin'den, Avrupa Merkez Bankası'ndan, tabii Avrupa Merkez Bankası nereye gidecek artık bilemiyoruz ama İngiltere'den, farklı ülkelerden faiz indirimleri gelebilir mi? Bir yani toplu bir şekilde faizlerin aşağıya, sadece çünkü Fed indirdiğinde orada bir avantaj sağlama, işte doların zayıflaması hikayesinin belki yeniden tartışıldığı bir ortama da girebiliriz. Başka ülkelerin de siz bu virüs nedeniyle faiz indirimleri topuna girmesini bekler misiniz? Beklerim. Yani özellikle Fed'in bu kararının hemen G7'nin arkasından gelmesinin, az önce de bahsettim, bence sembolik bir önemi var. Hı hı. Çünkü G7'de alınan kararlar su üstüne yazılmadı. Bakın işte ispatı, biz de 2008'den beri ilk defa bu şekilde acil bir toplantıyla faiz indiriyoruz. Bu güçlü bir mesaj. Yani 18'inde yapsaydı bunu bu kadar güçlü olmayacaktı. Ve bir nevi davet ediyor bence diğer merkez bankalarına. Bakın orada oturduk, bir karar aldık. Biz kendimize düşeni yaptık. Şimdi sıra size gibisinden. Tabii ki kimseye karışamaz. Herkesin kendi ülkesidir. Ama ben böyle bir liderlik rolüne de soyunduğunu hissettim Fed'in bugünkü kararında. Ve sırf diğer ülkelerin merkez bankalarına değil, aslında maliye politikasının da elini taşın altına koyması konusunda bence Powell bunu özellikle bugün de söyledi. Çünkü esas onlar işte gerek virüsle savaşma konusunda işte neler yapılacak, ne tür politikalar, okullar mı kapanacak, işte iş yerleri mi kapanacak, bu tür kararlar hep maliye politikasıyla yapılacak. Onların da desteğini beklediklerini söyledi. Evet, ben bundan sonraki dönemde
Yani ECB artık daha da eksilinin altına inemez ama belki miktarsal genişlemenin dozajını arttırır. Ama bütün merkez bankalarının ben bir gevşeme şeklinde FED'e destek çıkacağını düşünüyorum. Hocam ne dersiniz bu konuya? Diğer merkez bankaları? Ben de öyle düşünüyorum. Yani buradan bu şekilde bir hareket olacak. Yani bu net. Yani şimdi ama tabii esas mesele öbür tarafta, yani bunun gerçekten bu etki nasıl ilerleyecek vesaire, onunla bağlantılı olarak maliye politikaları gündeme gelmek zorunda kalınabilir tabii. Esas bizi korkutan tarafı o. Para politikasından ziyade yani bu tarafı bizi, beni daha doğrusu orası korkutuyor yani. Peki Cüneyt Paşa'dan hem bu diğer merkez bankaları konusu ve bir piyasanın tepkisini de sana sormak istiyorum. Masanın öbür tarafında oturmuş bir kişi olarak yani piyasa biraz daha mı panikledi ya da paniğin tescili gibi mi oldu Amerikan Merkez Bankası'nın bu faiz indirimi? Çünkü endeksler önce biraz toparlıyor gibi oldu, sonra yeniden satışa geçtiler. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesi. Bu piyasa tepkisinin yorumu nasıl ve diğer merkez bankalarında gelmesini bekler miyiz? Kısa cevap vermeye çalışayım Barış. Ekonomik görünüm ve işte birazdan küresel piyasalar başlayacak. Eminim ki orada Bloomberg HT izleyicileri yarın sabah nasıl bir başlangıç olacak diye bir yol, bir kendilerine bir görünüm çıkartmaya çalışacaklardır. Eğer kafaları karıştıysa yalnız hissetmesinler kendilerini. Çünkü bu birkaç günden beri küresel piyasalarda olup biten, hakikaten benim diyen profesyonel trader'ın son 10-15 yıldan beri bu sahada, alanda, sahada işlem yapan insanın hayatında bir ya da iki defa gördüğü günlerden geçiyoruz. Yani dolayısıyla bu unique, yani bu çok nadir olan bir olaydan bahsediyoruz. Yani Libor hiçbir zaman hayatında 2009'dan beri, krizden beri bir günde bu kadar hızlı düşmemişti. Faiz kesintisinden önceden bahsediyorum. Ya da Amerikan 10 yıllık tahvil faizi birileri hiçbir zaman görmemişti zaten. Dolayısıyla bu anlamda kimse hangi ezber nasıl çalışır bilmiyor. Bir tek altın ve Amerikan varlıkları, o da işte senetleri değil gördüğün gibi. Amerikan tahvili ve Amerikan dolarının kendisi şu an güvenli liman oluyor. Mesela daha evvelki güvenli limanlar çalışmıyor. Japon yeni çalışmıyor. İşte altın çalışıyor ama gümüş çalışmıyordu bugüne kadar. Yani dediğim gibi ezberlerin çalışmadığı ve çok nadir geçen günlerden geçiyoruz. Bu bir. İki, diğer merkez bankaları devreye girer mi? Girer. Büyük ihtimalle İngiltere Merkez Bankası'nın 25 bas puan, Avrupa Merkez Bankası'nda 10 bas puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu ay içerisinde Japon Merkez Bankası'nın da faiz indirimi ya da daha fazla tahvil alımı yaparak destek vermesi bekleniyor. Ben de Selvacı'ya katılıyorum. Fed orada zaten kapıyı açtıktan sonra diğerleri zaten oraya atlamaya, o eşikten atlamaya çok zaten niyetlilerdi. Dolayısıyla o da gelir. Ha, bunlar yapıldıktan sonra faiz de aşağı düştü. İşte senedi piyasaları en tepe noktasından %15 geriledi. İşte dünyada birçok riskli varlık satıldı. Dolayısıyla faizler de aşağı geldi. Biz bu resmi bir yerden hatırlıyorduk. Düşük faiz olunca yeniden dönüp bunları alıyor muyduk? Ezberi mi başlar? Yoksa buna rağmen koronavirüsünün gidişatı, bununla ilgili alınan önlemler, paniğin yavaşlaması ve özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nden ve ilgili kurumlardan gelecek açıklamalara mı daha fazla ehemmiyet verilir? Ben deminki soruda söylediğim gibi B şıkkına daha yakınım. Peki Cüneyt Paşa'nın ekrandasın. Şu an Amerikan 10 yıllığı 1.0006. Yani azıcık daha üflesek 1'in altına neredeyse gelecek gibi. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi şu ekranda, bir yönetmenim İlker ekranlara getirsin. Hakikaten çok önemli, tarihi bir günün akşamındayız. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi 1'in altını, evet, şu an gördü. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi 0.99 seviyesini az önce ekranlarda canlı canlı sizlerle paylaştık. Cüneyt, ayrılmazsan son bir tur yapacağız ama kısa bir araya gideceğiz onun öncesinde. Bizi nasıl etkiler Fed'in bu kararı, gelişmekte olan ülkeleri? Devam edeceğiz efendim. Kısa bir aranın ardından bu özel, artık oldu özel akşam sürecek.
Ekonomik görünüme devam ediyoruz. Ekranlarınızın altında görüyorsunuz. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi %1 seviyesinin altına az önce biz reklam arasına gitmeden önce geldi. Amerika'nın 10 yıllığı şu an %1 seviyesinin altında. Tarihi dip seviyeden bahsediyoruz. Cüneyt Başaran'a da soracağım, Selva Hoca'ya soracağım ama Ege Hoca ile bu bölüme başlayayım artık, son tur. Bizim Merkez Bankamız da biraz tırnak içerisinde ufak espriyle karışık ama bizden de yani bir acil faiz indirimi hocam gelir mi? yani hocam baksana FED bile faiz indiriyorsa acil toplanın bizim neden olmasın diyorum. Yani ben beklemiyorum diyeyim yani kısaca. Şimdi biraz önce Selva Hoca da bahsetti zaten. Şimdi gördüğünüz yani ilk kurdaki hareket aşağı yukarı. Dolayısıyla çok kurda da böyle bir hareketten dolayı gerileme beklemek öyle bir şey zor biraz yani burada. Çünkü bu bir panik göstergesi. O panik göstergesi genellikle de tabii böyle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden kaçışla da beraber gelebiliyor. Dolayısıyla hani bize doğru bir sermaye hareketinden ziyade biraz bu panik tarafına bakmak lazım. İlk etki öyle oldu. Ama yani dolar tarafında tabii yani böyle o tarafta bir parça gerileme kendini piyasada gösterecek gibi görünüyor. Ama bunu çok böyle ciddi bir şey Merkez Bankası'nın elini ciddi ciddi rahatlatacak işte efendim daha da fazla faiz indirmesine yol açabilecek gibi bir gelişme öyle bir şey söz konusu değil. Bir de şunu düşünün. Şimdi bu sadece finansal etkisi. Bir de bundan sonra eğer buradaki kötümserliğin vesaire reel ekonomik etkilerini de görmeye başlarsak ki özellikle bizim gibi ülkelerde bizde turizm geliri önemli. Geçen sene iyi bir turizm sezonu geçirdik. Bu sefer oradan başka sorunlarımız da var. Onlarla beraber bunların hepsi bir araya gelirse çok da elimizi rahatlatacak bir durum olmayacak. Peki. Görünüyor. Evet. Selva Hocam ne dersiniz? Bir acil bir faiz toplantısı bekler misin? Acil indirim beklemem ama düzenli toplantılarında bir faiz indirimi daha yapma şanslarını en azından arttırmış olabilir ama yani bu akşamdan yarın sabaha da çok şey değişebilir. Şu anda da Amerikan piyasalarında da zaten ilk önce iyimser başladılar. Giderek sanki kötümserliğe doğru gidiyor. O artarsa işte Amerikan 10 yıllıklarının ilk defa birinin altına düştüğünü gördük. O aslında Fed'in de kimsenin de istemediği bir durum. Çünkü demek ki Fed inandıramamış. Yani 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapmış ama tamam benim bu yaptığım faiz indirimiyle işleri kontrol ettiğime inandıramamış. Ellerinden akıyor, bir anda faiz indi. Yani sonuçta siz çıpalayabiliyorsanız 10 yıllığın enflasyon beklentisi olan ikilerde olması gerekirken giderek o beklentilerden, enflasyon hedefinden aşağıya doğru indiğini görüyoruz ki bu FED açısından da tabii ki çok olumsuz. Dolayısıyla yani Ege Hocam'ın da dediği gibi böyle belirsizliklerin olduğu ve her an o karamsar bulutun üstümüze çökebileceği bir anda çok da rehavete kapılmaması lazım Merkez Bankası'nın. Arada gördüm yani işte Selva Hoca niye faiz indirimlerini eleştiriyor demiş ama yani benim faiz indirimlerine prensip olarak bir karşılığım yok. Ben sadece Fed'in bu kararının hani daha fazla acaba insanlar endişelenir mi? Fed böyle bir ani toplandı. Acaba çok daha kötü bir durumda mıyız diye bir endişe yaratır mı diye söyledim. Yoksa para politikasının için bir lükstür bu. Ekonomi daralırken faiz indirebilmek ve ekonomiyi canlandırabilmek bir lükstür, bir araçtır. Ve Fed için de bu şartları anlattığı zaman ikna oluyoruz. Yani Fed diyor ki işte evet enflasyonum hala hedefin altında, bir parça daha çıkarabilirim. Finansal koşulları... Ekonomi hala güçlü diyor. Hala yani destek vereceğim ekonomiye ben bu şekilde ve enflasyonu hedefime yükselteceğim diyor. Ben Türkiye'de eleştiriyorum bunu çünkü bizde çok farklı. Şu anda zaten enflasyon %12'lerde, politika faizi onun altında. Yani daha nereye indireceğiz biz o politika faizini? Biz yani kötü günlerde harcayabilecek bir paradır o politika faizi aslında. Ama biz en kötünün 2019'da olduğunu düşünüp cephanemizi çok büyük ölçüde kullandık. Yani o agresif faiz indirimleri bugün bize maalesef bir kenarda bir harcayacak para bırakmadı. Yani politika faizinin enflasyonun altında olması demek siz daha da fazla indirirseniz çok ciddi bir şekilde ekonomik dengeleri bozacaksınız demek. İşte dolarizasyon zaten artmış durumda. İnsanlar paralarını mevduatta tutmak istemiyorlar. Tüketici kredileri coşmuş. Bugün haberler vardı. Bu sefer de Merkez Bankası acaba onu nasıl dizginlerim diye önlemler alacak. Yani bu tür yan etkiler yaratıyor sizin daha fazla faiz indirmeniz. Peki Cüneyt Başaran artık son söz sende Londra'da toparlaman için. Bizi nasıl etkiler?
bizim Merkez Bankamızın elini rahatlatıyor mu? Tabii biraz espriyle karışık sordum ama acil toplantı herhalde sen de beklemezsin ama ne olacağı da belli olmaz yani bugün Fed'i gördükten sonra. Acil toplantı tabii ki beklemiyorum. Bizi de nasıl etkiler konusunda kısa ve uzun vade diye bakıyorum. Orta ve uzun vadede bizi pozitif etkileyebilir. Neden pozitif etkileyebilir? Koronavirüsünün bir noktada yavaş yavaş dengeye oturduğu bir yerde Türkiye tedarik zincirindeki avantajlı özelliğiyle ya da Türkiye'nin zaten faizleri çok önceden indirmiş olmasıyla Türkiye'de zaten bu içerideki iş tüketimin canlanmış olmasıyla orta ve uzun vadede bu sürece herkesin yeni yeni indirdiği sürece daha avantajlı giriyor olabilir. Hı. Ama bugün itibariyle B olunca notunuz yani yatırım yapılabilir ülke notunun altında olunca CDS'iniz 400'lerde olunca sizin tekrar Amerika gibi, Avustralya gibi, işte Avrupa Merkez Bankası gibi zaten negatif faiz verdiğiniz bir ortamda sırf Fed faiz indiriyor diye yeniden faiz indirmenizin ben pek mümkün olmadığını, hatta hiç mümkün olmadığını düşünüyorum. Yapacağımız böyle ani bir davranışın da zaten panikle elinde ne var ne yoksa satmaya çalışıp güvenli limanlara parayı park etmeye çalışanlar için de biraz da ben buradayım mesajı verir anlamına gelir negatif anlamda. Dolayısıyla sakin kalmakta fayda var. Eğer bu iş sakinleşir bir noktaya gelecek olursa biz zaten bahsetmiş olduğumuz özelliklerimizle ve göreceli yüksek faizimizle orada gayet cazip dururuz. Ama şu an Selva hocamın da söylediği gibi Ege hocamın da söylediği gibi tam bir panik ortamı var. Ve bu panik ortamında anca hard currency denilen doları euroyu basabilen yatırım yapabilir ülke notunun üzerinde olan ve hakikaten enflasyona göre hala faiz indirebilecek yeri olanların daha rahat manevra yapabildiği bizler gibi ülkelerin ise bu kadar yerin olmadığı dönemlerden geçiyoruz bence. Cüneyt Başaran çok teşekkür ederim katkın için. İyi akşamlar diyelim Londra'ya. Stüdyoda Profesör Doktor Ege Yazgan ve Profesör Doktor Selva Demirak bizlerleydi. Bu aslında ekonomik yönde hocam pek finansal piyasalardaki rakamları göstermiyoruz. Daha orta ve uzun vadeli bakmaya çalışıyoruz. Daha önceki programlarımızda da öyle yaptık ama bu akşam gerçekten özel bir akşam. Amerikan 10 yıllık tahvil faizini son kez ve ekranlara getirelim. O tarihi görüntüyü Fed'in 50 bas puan faiz indirimi sonrası %1'in altına gelen hareket Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde bakın 0.98'e kadar gevşedi. 5 yıllık 0.72, 2 yıllık da 0.67'ye kadar geldi. Görmediğimiz tarihi düşük seviyeler faiz cephesinde. Bizden bu akşamlık bu kadar diyelim. Ege Yazgan çok teşekkürler değerli hocam. Selva hocam çok teşekkür ederim. Biz bu akşam büyüme ve enflasyon konuşuruz demiştik ama nasip olmadı. Fed işin önüne geçti, rol çaldı gibi görünüyor. Saat 22'de küresel piyasalarda devam edeceğiz.